Abdurrahman Dilipak, Saudi Amerika Eskiden Aramco üzerinden Arap-Amerika ilişkileri sorgulanırdı. Bu dostluğun damarlarında dolaşan kan, kuşkusuz petroldü. İngilizlerin gözünde zaten bir damla kan, bir damla petrol değil miydi geçmişte? Sahi, batılıların gözünde bir damla gözyaşı ve bir damla alın terinin değeri nedir? Biliyor olmalısınız, Osmanlı'ya ihanet eden Arap aşiretlerinin başında Şerif Hüseyin ve Sauda ailesi vardı. Aslında Saud ailesi dindar bir aile değil. Kökleri Beni Kureyze'ye kadar gider. Osmanlı'ya ihanet eden aşiretlerin hemen hemen tamamı sorunlu aşiretler. Ama mesela yeğeni tarafından 1972 yılında şehit edilen Kral Faysal bin Abdülaziz de bu aileden gelmekle birlikte şeref ve izzet sahibi bir insandı. Aramko'dan ciddi anlamda bir kaynak şeyh ailesine aktarılıyordu. Şeyh ailesi Vehhabiliğin günümüzdeki temsilcisidir. Her yeniliği bidat olarak görür ve reddeder. Bir yandan sufi geleneğe, öte yandan şiaya şiddetle karşıdır. Bu hareketin kurucusu Abdülvehhab 1703-1787 tarihleri arasında yaşadı. Muhammed İbni Abdülvehhab'ın düşünceleri, deriye emiri olan Muhammed bin Suud ile 1744 yılında tanışmasıyla siyasi bir hareket mahiyeti kazandı. 1811 Vehhabilik adına hareket eden Suud emirliği Halep'ten Hind okyanusuna, Basra körfezi ve Irak sınırından Kızıldeniz'e kadar yayıldı. Vehhabilik hareketinin Osmanlılar için önemli bir sorun durumuna gelmesi üzerine 2. Mahmut Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı sorunu çözmekle görevlendirdi. Mehmet Ali Paşa oğlu Tosun komutasındaki orduyla 1812-13 arasında Mekke, Medine ve Taif'i Vehhabilerin elinden kurtardı. Daha sonra bizzat Emir Abdülaziz'in üzerine yürüdü. 1814'te Emir Abdülaziz'in ölümü üzerine Vehhabiler yenilgiye uğradı. Nihayet Mehmet Ali Paşa'nın kumandanı İbrahim Paşa, Abdülaziz'in yerine geçen oğlu Abdullah ve çocuklarını esir ederek İstanbul'a gönderdi. Bunlar İstanbul'da 17-12-1819 tarihinde idam edildiler. Osmanlı'ya düşmanlıklarının sebeplerinden biri de bu. Savaş sırasında kaçarak kurtulmayı başaran Suud Hanedanı'ndan Türkiye bin Abdullah, Nejd bölgesinde yeniden faaliyete geçti ve 1821'den 1891'e kadar sürecek ikinci Vehhabi devletini kurmayı başardı. Hindistan İngiliz yönetiminin de desteğini sağlayan Abdülaziz bin Suud, 26 Aralık 1916 tarihli anlaşmayla İngilizlerce Nejd, Hasa, Katif, Jubail ve kendisine bağlı diğer bölgelerin hükümdar olarak tanıdı. Bu anlaşmaya göre Abdülaziz bu yerleri kendisinden sonra miras yoluyla çocuklarına bırakacak ve kendisinin seçtiği veliahta İngilizlere bağlı kalacaktı. Osmanlıların yenik düşmesiyle sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından 1921-26 arasında Vehhabiler, ...Hail, Taif, Mekke, Medine ve Cidde'yi ele geçirdiler. Abdülaziz bin Suud 1926'da Necd ve Hicaz kralı olarak kabul edildi. 20 Mayıs 1927 tarihinde İngiltere ile yapılan Cidde anlaşmasının arkasından da tam bağımsızlığını ilan etti. Böylece Abdülaziz bin Suud Suudi Arabistan kralı olarak Hicaz'ı egemenliği altına aldı. Vehhabiliğin Afrika ve Asya'da yayılması için İngilizler büyük destek verdiler. Aynı şekilde bugünkü Vehhabi, Sufi, Şii çatışmasının temelini atmak için diğer gruplardan birileriyle temas kurarak hepsini birbirine karşı kışkırttılar. Bugün biz Kudüs'ün kurtuluşunu konuşuyoruz ama unutmayalım ki Kudüs'ü Yahudilere veren İngiltere'dir. Hicaz bölgesini de Saud ve Şeyh ailesine veren İngiltere'dir ve bugün kurtarılması gereken sadece Kudüs değil Mekke ve Medine'dir. Amerika Afganistan'da Rusya'ya karşı direnişi Vehhabiler üzerinden El-Kaide yapılanmasıyla ele geçirdi. Daha sonra Amerika Daesh üzerinden Musul'u ele geçirdi. Suriye'ye yerleşmek için Daesh'i kullandı. Bugün Dahlan, Arap Yarımadası'ndaki İngiliz siyasetinin bir truva olarak Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında mekik dokuyor. Bugün Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail'le kol kola İran'a ve Türkiye'ye karşı. Bugüne kadar Türk Yahudileri, Kürt Yahudileri, Pakradunlar, Fars Yahudileri, Safarat, Eşkenaziler hep konuşuldu ama Arap Yahudilerden pek söz edilmedi. Bu arada Yahudilerin o malum kollarından ibaret değil, kendi aralarındaki bölünmüşlükleri. Yahudiler de Hristiyanlar da 40 parçadırlar ve dinleri artık gerçek bir din olmaktan çok kültürel bir aidiyeti, bir geleneği, bir ideoloji ve bir kan birliğini ifade eder. Kan birliği sadece Yahudilerde değil, mesela Ermeni, Rum, Süryaniler için de geçerli. Kiliseleri, patrikleri ayrıdır. Bugünkü Suudi rejimi artık Türkiye'den çok Amerika ve İsrail ile beraberdir. Mısır rejimi de öyle. Kudüs'ün İsrail'e ait olduğu fikrindedirler. Bakın, Meymonides'in düşünce dünyasının şekillenmesinde nasıl Endülüs etkisi, Arabi etkisi varsa aynı şekilde Rönesans'ın şekillenmesinde olduğu gibi, Hint mistisizminin ve Safevi şiasının şekillenmesinde de Meymonides etkisi vardır. Modern İslamcılık düşüncesi üzerindeki batı etkisini de görmemezlikten gelmemek gerek. İdeolojik olarak çok farklı gibi gözüken düşüncelerin metodik açıdan birbirine benzeyebileceklerini de not etmek gerek. Mesela komünizmle faşizm birbirine karşı düşman ideolojiler değil mi? Ama zıtların benzeşmesi gibi komünizm işçi sınıfını yüceltirken faşizm kendi ırkını yüceltir. Birinde her şey Alman ırkı için Alman ırkı tarafından Alman ırkına göre olacaktır. Öbür tarafta ise her şey işçi sınıfı tarafından işçi sınıfı için ve işçi sınıfına göre olacaktır. Gelinen noktada Suudiler ve Mısır diktatörü Müslüman halkın temsilcisi değil, uluslararası sistemin truvatı olarak orada durmaktadırlar. 22 Arap ülkesinin sınır, rejim ve iktidar yapıları Haçlılarla işbirliği yaparak Osmanlı'ya ihanet eden Arap aşiretlerinin çocuklarına armağan olarak verilmiştir büyük ölçüde. Yaşanan süreç gizlenen derin gerçeğin ortaya çıkmasına sebep oldu. En katı radikal İslamcı gibi gözüken bir rejimin aslında Amerika, İngiltere ve İsrail'in dümen suyunda hareket eden kuklaları olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu da bir kazanım. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.